Merhaba arkadaşlar, ben Nimet Çavuş. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü dersimde sizlere İngilizce'de çok önemli olan fruit and vegetables, yani İngilizce'de meyve ve sebzeleri anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda ise yiyecek içeceklerle ilgili kelimeleri size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, bu konuyu işlememin sebebi sonuçta yeme içme, yiyecekler, içecekler hayatımızda çok önemli bir yer kapladığı için ve yurt dışına çıktığınızda bunların genelde İngilizcesiyle karşılaştığınız için ve bazı meyveleri hep karıştırdığımız için, sebzeleri hep karıştırdığımız için bu konuyu sizlerle incelemek istedim. Evet, şimdi arkadaşlar, meyveler konusunda fruit öncelikle raspberry, pineapple, raspberry gördüğünüz gibi ahududu, pineapple, ananas, pear, armut, quince, ayva, blackberry, böğürtlen, strawberry, çilek. Arkadaşlar, size tavsiyem bu berry'le biten kelimeleri sözlüklerinizden karıştırırsanız bu tür bitkilere İngilizce'de hep berry denir. Blackberry, strawberry, raspberry, bir sürü berry var arkadaşlar. Dolayısıyla berry'leri ayrıca incelemenizi tavsiye ediyorum. Mulberry, dut arkadaşlar, kara dut daha çok. Apple, elma, plum, erik, grapefruit, gördüğünüz gibi. Persimmon, Trabzon hurması, date, hurma. Arkadaşlar, bu ikisini ayırmanız gerekiyor. Persimmon, Trabzon hurması, date, hurma. Coconut, Hindistan cevizi, fig, incir. Watermelon, karpuz. Melon, kavun. Arkadaşlar, bazen kavuna İngilizce'de honey melon da deniyor, yellow melon da deniyor ama melon genelde water'ı yoksa kavun anlamına geliyor. Apricot, kayısı, cherry, gördüğünüz gibi kiraz, kiwi, kivi. Arkadaşlar, mandalina örneğin, tamam herkes orange'i biliyor ama mandalina konusuna gelince bazen bilinmiyor bu kelime. Tangerine, banana, muz, pomegranate, nar. Bu telaffuzlara da dikkat etmeniz gerekir. Banana, pomegranate, orange, peach, şeftali, gördüğünüz gibi portakal, nectarine, tüysüz şeftali, grape, üzüm, sour cherry, vişne. Arkadaşlar, cherry tek başına kirazdı biliyorsunuz ama sour ekşi demek normalde. Ama sour cherry, vişne. Avocado, avokado, currant, frank üzümü, bazen buna kuş üzümü de deniyor. Mango, mango, kakao, kakao. And now şimdi sıra geldi arkadaşlar vegetables'a, sebzelere geldi. Onion, telaffuzlar çok önemli. Onion, soğan. Mushroom, mantar. Pumpkin, bal kabağı arkadaşlar, pumpkin. Cucumber, önemlidir bu. Cucumber, normal yediğimiz salatalığa biz cucumber diyoruz. Ancak bu turşuluk salatalık olsaydı cucumber değil, onlar daha küçük oluyor. Gherkin deniyor ona, gherkin. Leek, pırasa, chard, pazı, chard. Celery, kereviz, radish, turp. Cauliflower, arkadaşlar, cauliflower, karnabahar, spinach, ıspanak, carrot, havuç, beetroot, pancar, broad bean, bakla, broccoli, peas, bezelye, eggplant, patlıcan. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu şişman patlıcana biz eggplant diyoruz İngilizce'de. Ama uzun olsaydı ona da aubergine deniyor arkadaşlar. Green pepper, dolmalık biber, karıştırmayalım bunu. Normal pepper olsaydı yeşil biber olacaktı, ince uzun yeşil biber. Ama green pepper, dolmalık biber. Okra, bamya, okra. Bean, fasulye. Az önce söylemiştim. Pepper, biber. Artichokes, enginar. Squash, kabak. Tomato, domates. Bir daha telaffuz ediyorum. Tomato. Amerikalılar buna tomato derler.
ben İngiliz İngilizcesi kullandığım için arkadaşlar, tomato, potato. So, tomato, potato. Telaffuzlar çok önemli. Lettuce, marul arkadaşlar. Lettuce, corn, mısır. Turnip, turnip, şalgam. And lemon, lemon, limon arkadaşlar. Garlic, sarımsak. And olive, zeytin. Evet arkadaşlar, bugünkü sunumumuzun sonuna geldim. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Bir sonraki sunumumuz arkadaşlar yiyecekler ve içecekler olacak. Teşekkür ederim. Thank you. Görüşmek üzere.